Efendim kendisi için noterden tasdikimizi aldık ve geldi. Aslı inandık. İnternette başarılı videolarıyla fenomen olan ünlü oyuncu yeni sinema filmi Aslı Gibidir'in ardından kimlerin sahte, kimlerin fake, kimlerin yalancı olduğunu anlatmak üzere programımıza fenomenler dünyasından katılıyor. Mesut Yarla Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Hoppa, Aslı hoş geldin. Efendim, hoş kaldık bulduk. Baş başa öyle kalabalıklar arasında gelmek falan filan güzeldi ama hoş bir ortak anımız var. Ayşen ablanın son programına birlikte konukluk ettik sana. Evet. O müthiş bir şeydi. Nur içinde yatsın Ayşen Burda'dan bahsediyoruz. Yani artık abi senin de her görüşümde gerçekten Ayşen abla aklıma geliyor. Çok çok güzel bir programdı. Ah, teşekkür ederim. Yani onunla tanışmak da çok güzeldi. Orayı iyi bağladın. Çok, çünkü gerçekten öyle ama yani şey hatırlatıyor böyle bana. Onunla olduğum o programı hatırlatıyor. Çok güzel şeyler de söylemişti. Vallahi çok nur içinde yatsın. Allah sevenlerine sabır versin. Sabır versin. Çok sevgili kardeşim Elvan'ın anacıydı. Benim anne yarımdı. 30 yıllık bir dostluk vardı. Neyse ki işte aynı atmosferde olduk. Yaşadığını ve bizi izlediğini çok iyi biliyorum. Şimdi Aslı Gibidir'le başka bir alana kendini taşıdım. Bu iyi. Şimdi önce tartışmalardan başlayacağım. Birkaç tartışmayı kafamda toparlamaya çalışıyorum. Birincisi, şimdi sevgili Ozan Kolakar ne kadar fenomenler dünyası falan filan. Fenomenler dünyasında okullu bir fenomen var mı? Senden başka görebildiğimiz? Galiba yok. Konservatuarlı yani, evet evet. Ya, tam yanlış olmasın hani tam bilmiyorum gerçekten var mı ben yok mu. Ben de bilmiyorum mu, o yüzden sordum valla. Yani şey dışarıdan eğitim olan var ya da işte bir şekilde mesela bir sene gitmiş eğitim almış kursta ya da hani şeyde öyle vardır ama şey. Hani evet bilmiyorum şu anda var mı böyle dediğim gibi konservatuarlı olan ya varsa da zaten şey aslında yani fenomen ya da işte hani okul bunları böyle ayırmak da şey tabii. Aslında yani hani çok o düşünceye de çok katılmıyorum. Ya sadece böyle şey biraz incitici olabiliyor hani işte sosyal medya da fenomenlikten oyunculuğa geçti falan gibi bir algı biraz bazen rahatsız edebiliyor. Çünkü yani. Çünkü algı bize çok yerleştirildi biliyorsun. Evet. Özellikle son iki senedir hakikaten sosyal medyadan gelip sinemaya giren, yani evet. Tiyatroya giren. Kimseyi de eleştirmiyorum burada. İşini iyi yapan herkes evet. Ekmeğini kazansın bana aynen ne. Aynen öyle. Yani okul da bunun bir göstergesi değil bana kalırsa evet, zaten. Tabii ki, ama tabii ki. Hani zaten oyunculuk yaparken işte sosyal medyayı bir araç olarak kullanmakta bence hiçbir sakınca yok. Zamanında nasıl işte televizyon, sinema varsa şimdi de hayatımızda yani görmezden gelemeyeceğimiz kadar hayatımızın içinde sosyal medya artık. Aynen yani dolayısıyla bunun bir araç olması kadar normal bir şey de yok yani. Gayet de güzel bir mecra. O mecrada dibine kadar kullanılacak. Buna da hiçbir itirazım yok. Demek ki buradan şuna geliyoruz. Fenomenler fenomenliğini yapsın. İşin teorisyenleri hem teorisyenlik hem de teoriyi gösterebileceği mecraları kullansın ama onları fenomen demeyelim. Evet. Çünkü o fenomen değil tanımlanabiliyor çünkü. Evet. Konservatuvarlı bir şey. Evet o oyuncu ama, yani gibi. Oyuncu, evet. Artık yani, sadece eğlenmek sana için video çekiyor gibi aynen. Bir şey evet. Bir daha ayrıca o diplomanızı yani herhangi bir yere götürdünüz de Aslı Gibidir tasdiği alır biliyorsunuz. Alır. Yani ama fenomen olarak kendi kafana şeyi vurduracak değilsin. Şimdi geçenlerde çok sevgili Rasim abi ellerinden öpüyorum bir şey anlattı ama galiba hepten yanlış anlaşıldı ve zaten Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, işte Gülse Birsel yani çok yakın zaman için Gupse Özay yani gerçekten çok iyi kadın komedyenler olduğunu düşünüyorum. Artık sosyal medyayla da yenilerini de tanımaya başlıyoruz. Bence önemli ölçüde insanlar daha özgür hissettikleri ve daha en azından daha kendi kalemlerini yani kendi komedilerini yansıtabilecekleri. Çünkü televizyonda ne olsa hep başka birinin söyleyeceği şeyleri sadece sen oyunculuğunla renklendirebiliyorsun ya da bir araç oluyorsun onun söylemlerini ama sosyal medyada kendi fikirlerini ya da kendi komedini de yapabileceğin bir platform olduğu için yenileri çıkmaya da devam ediyor. Sayı olarak belki
az yani, evet hani istatistiksel olarak şeyden bahsediyorlar, yani çıkmıyor gibi büyük bir şey değil ama daha az çıkıyor. Bence bunun sebepleri de hakikaten çocukluğumuzdan beri biraz fazla işte sen şeysin hani biraz daha kibar dur, daha işte hadi bakalım sen işte kadınsın, biraz daha işte evinin işini yap bilmem ne, yani böyle bu tarz ailemizden duymasak bile bu tarz öğretiler bilinçaltımıza bence kazındı bir şekilde. Hı-hı. İzlediklerimizle, işte hocalarımıza, öğretmenlerimizden. Biz bir kere gelip çıkmamız yeterli. Aynen öyle. Herhalde çünkü anne komiktir, kız kardeş komiktir, fırsat teyze komiktir. Fırsat verilmemiştir. Ben bundan bahsediyorum. Yani mesela benim annem çok komik bir kadın. Çok komik yani. Hı-hı. Taklitler yapar. İçi böyle kıpır kıpırdır. Ya da anneannem de öyleymiş. Yani ben çok tanıma fırsatına erişememişim ama ya sadece fırsat verilmemiş. Hı-hı. Ve o başka bir yol seçmek zorunda kalmış. Hı-hı. Ve bunu gösterememiş. Ama biraz dediğim gibi işte bunu kendini tanıyan, yani en çok kendini tanımayla vakit geçiren bir insan bunu keşfedip bunu da dışarıya yansıtabilir diye düşünüyorum. Komedi genleri anneden mi geliyor? Evet. Ha, çok tatlıymış. Baba biraz sert mi? Yo, baba da çok komiktir. Ha. O da Twitter'da şey troll yani herkese. Tabii tabii, kaç kere askıya falan alındı. Yazıyor. Ne diyorsun kesin ya? Kesin size de yazmıştır. Komik çok değilsin, komik. Çekil falan diye. Çok komik. Tabii tabii çok ya. Komik mentionlar falan atıyor insanlara. Harikulade. Yani gerçekten bir risk aldın. Hakikaten 8 karakter. Kaç karakter canlandırıyorsun? 8. 8 ayrı karakter canlandırıyorsun. Kendi Aslı ile birlikte 9. Şizofren misin? Evet. Çok tatlı. İlaçlarımı göstereyim sen. Hoppa! Çıkartıyor bir şeydi. Güzel cezai ehliyeti diyor. Çok ya, güzel. Çıktı beni o zaman. Tabii tabii. Kimden geldi fikir? Fikir, hikaye mi? Sinema fikri. Sinema fikri yapımcıdan geldi. Oğlum, sinema yapalım falan. Evet evet, yani yapımcıdan geldi. Hadi ya, neden bu kadar yeteneğin var, neden bunları bir şey yapmıyoruz, bir hikayenin içinde görmüyoruz bu tiplemeleri oldu. Oradan çıktı fikir. Benim bu Martha Stewart seslendirmeleri falan denk geliyorsunuzdur. Onları yazdığım bir arkadaşım vardı, Bener. Hı-hı. En yakın arkadaşım zaten. İşte onunla gittim hemen. Ay, hadi şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte Evren Erdoğan var, Ayşe Balıbey var. Yine çok değerli iki senarist. Onlarla oturduk, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. İşte 5-6 aylık bir ön hazırlık sürecimiz oldu. Yazdık, sildik, öyle yaptık, böyle yaptık derken fikir çıktı ortaya. Fikir zaten orijinal bir fikir. Hiç yapılmamış bir şey yani, bu gerçek yaşam dublörleri. O çok ilgi çekti. İşte onun altını doldurmaya çalıştık. Tiplemeleri yedirmeye çalıştık. Çalıştılar daha doğrusu senaryoya. Ben yediririm, yoksa sıkıntı yok. Ben dahil olmadım senaryo sürecine çok fazla. Girmem. Sadece kendi tiplemelerime birazcık daha aslında doğaçladım, şey yaptım falan ama onlar çok güzel, çok büyük ustalıkla hakikaten yoğurdular. O süreci de çok güzel atlattılar. Sonra Ali Yorgancıoğlu devreye girdi, yönetmenimiz. O da işte son onun eleğinden geçti senaryo. Sonra sete çıktık. Harikulade. Evet. O sete çıkma heyecanın vesaire bir de bunları böyle teaserlı şekillerle, fragmanlı şekillerle yaptı. Bir heyecana kapıldım ben. Kız gidiyor galiba dedim yani. Hani bambaşka bir noktaya doğru. Aha, film çıktı. Çıka çıka film çıktı. Vallahi. Gitmem o film. Ben daha büyük bir şey bekliyorum. Beklen çok yükselmişti çünkü. Peki ilk tepkiler arkadaşlarından geldi. O tepkilerin hepsini zaten senin takipçilerinle benim takipçilerim yaklaşık olarak aynı olduğu için. Evet. Şey aldım. İlk tepkiler çok olumlu. Yani olumlu. Her şey çok olumlu. Sen kendini izlediğinde olumlu muydun? Valla olumluydum ama şunu biliyorum, yani kendini çekip yönetsen de bütün, yani yazsan da her şeyi sen olsan da, yani müziklerine kadar sen yapsan da kafandaki şeyin, kafandaki fikrin yani %90'ını ancak seyirciye yansıtabiliyorsun. Bu gerçekle, yani bu gerçeği kabullenerek başlamıştım. Evet, ama dediğim gibi yani bu tabii ki de istediğimin ve hayal ettiğimin ötesinde bir şeydi yine de. Hı hı. Ama hani tabii ki...
düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok affedersin lafına girdim. Bu devam serisi için de iyi bir şey. Çok. Bak bunu orada öyle yapmadık. İkide böyle yaparız. Kesinlikle. Üçte şunu yaparız. Dörtte de bunu tamamlarsak. Kesinlikle. Bir tane zaten. Kesinlikle. Dördü beşi yürür gider falan. Aynen öyle. Peki yani o tiplerden bir tanesi yüksek ihtimal daha çok sevilmiş olabilir. Hı hı. Onun şeyini yapıyor musun? Barometresini tutuyor musun? Evet, yavaş yavaş sosyal medyadan geri dönüşler alıyorum. İşte bir astrolog tiplemesi vardı. Aslında hiç... Ya o kadar, hatta o kadar beklemiyorduk ki ben koymayayım yani bunu koymayalım filme falan demiştim yani. Çünkü okuma provasında bile böyle kimsenin sırıtmadığı böyle falan diye böyle bir karakterdi saçma sapan. Merkür geriye gidiyordu o dönemde. Evet. Şeyde okuma provası yaptığında. Sonra herhalde Merkür yine yerine geldi ki bayağı insanlar orada o sahnede böyle saçma bir reaksiyon alınmış ve herkesin aklında kalmış o. İşte müşteri temsilcisini zaten çok seviyorlar. O ikisinden yana çok güzel geri dönüş aldım. Öğrenci işlerinden çok güzel geri dönüş aldım. Yaşlı bir teyzemiz vardı. O zaten işte onu çok seviyorlar. Aslında çoğuyla ilgili çok iyi dönüşler alıyorum. Ama böyle spesifik olarak hani en göze çarpan işte bu film özelinde astrolog tiplemesi oldu. Hangisini daha çok seviyorsun? Lara Aysin'in annesi. Can çok tatlısın sen peki. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey devam edecek. Yani şimdi şu filmi yapıp bir kenara koymuş herhangi bir aktör ve aktrisin. Kendi çapında tatlı da bir şımarıklığı oluşur bilmem ne falan filan. Kendi artık belli bir yere koyar Sergei Bubka gibi. İşte tabii. Bir üstte sıra o taraftan bakar. Herhangi bir değişme hali görmüyorum sende. Tevazu hala devam. Ya evet, ondan nasıl kurtulacağım? Ankaralılık o. O Ankaralılık. Onunla yapacak bir şey yapma yok. Ya, Ankara'da böyle mi? Ankara'da böyle kardeş. Ankara'da. ama bir şekilde değiş. Biraz şımarman gerekiyor ya. Yani. Evet abi, o zaman ben gidiyorum. Canlı beni burada tutmak istiyorsanız kahve istiyorum. Yani suyla falan geçiştiremezsiniz. Korkunç. Öyle değil mi ya? Hakikaten yani şimdi şey başladım hani. Yolda karşılaşmış. Ay internetten tanıdığım kız değil de filmine gittiğim. Aslı İnaldık. Bak ben onu televizyonda da izliyorum. Evet, o yavaş yavaş başladı. O Güldür Güldür'den sonra başladı aslında. Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi film çok yeni daha. Hani böyle daha bir hafta oldu. Bir şey demeyelim. Filmden tanıyorum değil. Ama mesela şöyle AVM'leri geziyoruz. AVM'de benim filmime girip beni tanımayanlar vardı. Yani mesela ben böyle gidiyorum. Merhaba falan işte. Mesela bilenler internetten bilenler alkışıyor. Çok şaşırıyor işte salonlarına sürpriz baskın yapıyoruz. Aslında böyle hiç tanımayan ve böyle gerçekten hani şey yani filmin başlangıcına girmiş. Muhtemelen şey yani böyle bir hani kadın var. Ay geldi yine Aslı gibi yapar. Evet yani öyle neymiş yani bu falan diye giriyorlar ve asla tanımıyorlar mesela. Öyle de bir şey var. O yüzden aslında hala çok heyecanlıyım. Çünkü bilmeyen çok insan var. Şimdi insanlar şey gibi bakıyor. İnternetteki işte tiplemelerin aynısını filme koymuş zaten. Niye gideyim ki ben? Ya bilmeyen bir sürü insan var. Ayrıca onu ilk defa kanlı canlı, kıyafetli kostümlü, sinir bozucu makyajı ve sinir bozucu saçlarıyla görmüşüz yani. Bence bence çok aslında güzel bir hikaye örgüsünün içinde görüyoruz. Hani bilmeyen için de büyük bir heyecan. Çünkü ilk defa tanışıyor. Yeni bir şeyle tanışıyor. Evet yani. Peki o zaman şey yapalım. İkinci şeyi asla gibidir. Asla. Yani asla bilmiyor ya ama asla gibidir falan olabilir. Güzel. Şimdi vizyonda film. Efendime söyleyeyim inşallah şey profil nasıl? İzleyici profili daha gençler daha şey. Gençler evet gençler. Büyük şehirlerde biraz daha fazla izleniyor şu an. İyi olur. Evet, o zamanla olur. Artık gazlayacağız karşılıklı birbirimizi. Vallahi şey yok aslında yani. Yani ikinci filmini de kendime bitirdim. Beni de oynatırsın. Hep öyle istiyordum. Hep öyle hayatım boyunca oynamak istedim. Peki. Aslında çok teşekkür ediyoruz. Bakalım manşetlerde neler çıktı söylediklerinden bakalım lütfen. Sevgili Aslı inandığı konuk aldık. İnandık kendisine. Yanlış olmasın. Tam bilmiyorum. Fenomen ya da okul. Bunları böyle ayırmak çok da şey. Bu düşüncelere de katılmıyorum. Okulda bunun bir göstergesi değil zaten. Dedi ve devam etti. Türkiye'de önemli ölçüde kadın komedyen var. Benim annem çok komik bir kadın mesela. Taklitler yapar kapır kapırdır ama fırsat verilmemiş. İlaçlarımı göstereyim ister misin dedi. Ve devam etti. Fikir çıktı ortaya. Altını doldurmaya çalıştık. Kendi tiplerimi doğaçladım. Bu benim ilk işim Merkür'den olabilir. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Ankara'da öyle kardeş. İstersen böyle. İstersen böyle. Aslıcığım gişen açık olsun bir. Yolun açık olsun iki. Güldür Güldür'de var mısın bu sezonda? Yokum. Bu sezonda yoksun. Başka bir yerde görürsünüz. Evet. Aynen. Belli oldu zaten. Birinde yoksa ötekisinden çıkıyor. Başarılar diyorum. Her yerden çıkıyorum kabus gibiyim. Yok. Bunu da eklersek maalesef. Bu evet ikinci şey asla gibidir. Asla gibidir. Filmi gelecek sezon kabus gelecek. Kabus gibidir. Şey. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Tatlısın. Çok Bahtın teşekkür açık ediyorum. Olsun. Ama daha bitmedi benim vaktim. Bekliyorum. Orada da istersen bir hani iyi akşamlar diyeyim. Biraz vakit kalmışken. Hop. İyi akşamlar Mesut Bey falan bir türlü bitmiyor. Ya kumu seslendir. Kumu seslendiren Aslı inanlar. Evet çok teşekkür ama artık bitmelisin. Seni lanet olası. Hoşçakal. Görüşürüz. Bye bye.